bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir ekranda hep beraber. Zahide Yetiş rüyasında duvak görmüş ve anlamını stüdyo konuğu Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'na yorumlatmıştı. Rüyasında duvak gören Zahide Yetiş gelin oldu. Ben rüyamda bugün duvak gördüm. Şimdi yardım eder misiniz? Evet. Evet. Ya da şimdi uygundur. Şöyle bir bakayım kendime. Zahide Yetiş daha önceleri birçok kez moda çekimi için gelinlik giymişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir moda evinde gelinlik seçerken görüntülendiğinde bu sefer durumun diğerlerinden farklı olduğu anlaşılıyordu. Zahide Yetiş, yeni sezonun ilk programında sevenlerine sürpriz yaptığı ve evleneceğini açıkladı. Ben evleniyorum. Bu durumda sizi de bekliyorum. Nereye? Önce kına gecesine. Zahide Yetiş sevenlerine sürpriz yaptı. Düğün hazırlıklarını hızla tamamlayan Zahide Yetiş'in kına gecesi de canlı yayında yapıldı. Zahide Yetiş'in İzmir'de yaşayan annesi ve kayınvalidesi de stüdyoya gelmiş, duygusal anlar yaşanmıştı. Yetiş'in kına gecesi canlı yayında yapıldı. Zahide Yetiş nikahında göğüs ve sırtının üst tarafı dantelli bir gelinlik giymeyi tercih etmişti. Gelinliğiyle göz kamaştırdı. Zahide Yetiş beyaz gelinliğiyle bir kuğu gibi süzülürken nikah saati de yaklaşıyordu. Zahide Yetiş bu arada bekar ekip arkadaşlarının isimlerini ayakkabısının altına yazmayı da ihmal etmemişti. Emre var. Bekar arkadaşlarının isimlerini ayakkabısının altına yazdı. İkili nikahın kıyılacağı salona geçtiklerinde heyecan daha da artmıştı. Ya ne bileyim, bu öyle bir heyecanmış ki. Evet diyeyim, bitsin bari. Heyecan doruktaydı. Yeni çifti yakın arkadaşları da bu mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı. İşte o an. Sayın Zahide Yetiş, hiçbir baskı altında kalmadan kendi arzunuz ve özgür iradenizle Cem Arısoy ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Beklenen soru geldi. Evet. Evet. Zahide Yetiş, evet dedi. Çifti ilk tebrik edenler, o mutlu anlarına şahitlik eden arkadaşları oldu. İnşallah. İşten. Her şey Perşembe günü Zahide ile Yetiş Hayata programında yayınlanacak. Siz soruyorsunuz, o cevaplıyor. Ne yapacaklar akşam yemek esnasında? Nice hastalığa şifa olan yiyecekler, nice derde deva olan besinler. Evelallah büyük oranda fayda görecekler. Balığın hangi kısmı yenmeli? Ancak ben şunu söyleyeyim. Çocuğunuz hangi balıkları mutlaka tüketmeli? Bakın, ben size bir öneride bulunacağım. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu canlı yayında sorularınızı cevaplıyor. Ne yapacaksınız? En az 21 gün. Az sonra Zahide ile Yetiş Hayata da. Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sisteminizi mi güçlendirmek istiyorsunuz? Yaşamımız için olmazsa olmaz 3 temel madde. 3 tane temel bize enerji veren, hayat kurtaran mucize bitkiler. Bu bitkileri çoğunuz tanımıyor. Bu bitkilerin şifasını Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu canlı yayında açıklıyor.
Muhabir Doğuş Sinan, Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'yla Trabzon'da Türkiye'nin endemik bitki bakımından en zengin yaylalarından birindeydi. Sevgili izleyenler, bugünkü durağımız Trabzon'un Sultan Murat Yaylası. Sultan Murat Yaylası'nda yetişen bitkilerin şifasını Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu açıklıyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, temiz havanın ve el değmemiş doğanın içinde yaptıkları gezide yollarına çıkan her bitkinin faydalarını tek tek anlatıyordu. Bu gördüğünüz çim değil. Çim diye şu anda bir yeşilliğin üzerine basıyoruz ama evet, aslında herhalde çim değil. Evet, aslan pençesi, yani testere dişli aslan pençesi. Arkamda görüyorsunuz, büyükbaş hayvanlar orada otluyorlar. İşte onların sütünü artıran ve sütünü kalitelendiren özellikle bu testere dişli aslan pençesidir. Ne işe yarıyor hocam? Sütünü artırıyor. Hayvanda prolaktin hormonunu yükseltiyor. Yani sütteki protein miktarı da artmış oluyor ama sağlıklı protein. Çocuk sahibi olabilmek için bulunmaz nimet. Peki hamile bayanlar da bundan tüketebiliyorlar mı? Hamile bayanlar da şöyle, onların testere dişli aslan pençesi tüketmesine gerek yok. Eğer hamile kalmakta zorlanıyorlarsa tabii ki hormon dengeleyici olarak bu testere dişli aslan pençesi bulunmaz bir nimet. Mesela bazı bayanlar var, çocuk sahibi olmak istiyor, olamıyor. Mesela sebeplerinden bir tanesi prolaktin hormonu yüksek, süt hormonu yani. Dolayısıyla burada bu prolaktin hormonunu düşürmek istiyorsanız işte bu testere dişli aslan pençesini, çayını içeceksiniz bir ay. Hemen normale düşer. Hem dişisi hem erkeği şifa deposu. Hocam bu nedir? Evet, bu ısırganın dişisi. Evet. Dişi ısırgan. Evet. Şimdi bunun erkeğini göstereceğim size. Gövdesine ve saplarına dikkat edin burada. Yeşil olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunun bir de erkeğini bulmamız lazım. Yakın bu civarda onun erkeği var. Buradakilerin hepsi dişi. Neydi hocam? Isırgan ne işe yarıyordu? Isırgan bir defa kanın temizlenmesinde, arındırılmasında, yani kandaki iltihabın düşürülmesinde, özellikle romatizmal hastalıklarda, bir de işte alt ekstremite dediğimiz diz kapaklarında baldırlar ödem yaparsa bunu rahatlıkla, bunun lapasını kullanabiliyorsunuz. Hele bunun çorbasını yapın, salatasını yapın. Muhteşem şey bunlar. Romatizmal hastalıkların ilacı. Güçlü olduğunu ne kadar çok elinizi yaktığından mı anlıyorsunuz? Tabii içinde formik asit var bunun. O elimi yakan da oydu zaten. Bak bu erkeği işte. Yani gövdesine, biraz farklı bu. Gövdesine baktığınızda kahverengi olduğunu göreceksiniz. Gövde ve saplarının. Şu elimi fazla dalattırmadan ben açayım. Bakın, görüyor musunuz? Gövde kahverengi, saplar da kahverengi. Bazen aktarlar diyor ya, hoca nereden çıkardı ısırganın dişisi erkeği mi olurmuş diye. Buyurun işte burada gösteriyoruz. Peki hocam, şifa farklılığı var mı dişisiyle erkeğinin? Dişisi daha makbul. Öyle bir doğa ki her metrekaresinde sayısız farklı bitkiyi, sayısız farklı şifayı bir arada barındırıyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu da bu doğal tedavi merkezinin karşısında hayranlığını gizleyemiyordu. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi yok. Lomber fıtıkta işte bu gördüğünüz, canım benim bunlar ya. Evet, 40 kilit. 40 kilit. Bakın şimdi biyolojik çeşitlilik dediğimiz zaman, yani Alpler'de olsun, Avrupa'nın hiçbir yerinde siz bu zenginliği göremezsiniz. Biz buna biyolojik çeşitlilik diyoruz. Yani bir metre kare içerisinde, yani bir metreye bir böyle çubukla üzerine koyduğunuzda en az 20 çeşit bitkiyi burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunları da hocam kaynatarak yine suyunu mu tüketiyoruz? Tüketmemizi öneriyorsunuz. Evet, tüketme hem ağız yoluyla alabiliyorsunuz. Mesela kalpte aritmi şikayeti varsa, yani ritim bozukluğu şikayeti varsa, işte bu 40 kilit bitkisi. Kan şekerim düşmüyor demeyin. Mesela şurada neyi görüyorsunuz? Taraksakum. Yani bu kara hindiba dediğimiz bitkidir.
Evet. Yani şimdi burada şöyle söyleyeyim. Mesela kan şekerinizi düşürmekte zorlanıyorsanız işte bunun yapraklarından yiyeceksiniz. Saplarından çiğneyeceksiniz. Karahindiba değil mi? Evet. Ve düşmeyen kan şekeriniz evelallah bak gör nasıl düşüyor. Karadeniz'in engebeli arazisinde aslında şifa dağıtan o müthiş toprağında yetişen bitkileri bugün İbrahim Saraçoğlu hocamızla birlikte sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Karadeniz'in Sultan Murat Yaylası, Trabzon'un Sultan Murat Yaylası'ndayız ve şifa dolu yayladan aktaracaklarımız daha bunlarla sınırlı değil. Her türlü bitkinin bir örneğinin bulunduğu bu harika yaylada günümüz bitkilerinin atalarına da rastlamışlardı. Havuç ve marulun genetik kaynağı. Burası resmen bir genetik kaynaktır. Hem havucun hem de marulun genetik kaynağı burası. İşte yüzyıllardır yaşayan genetik miras. Bak bu havucun genetik kaynağıdır. Havuç bundan gelir. Ama temelinde bizim bildiğimiz havuç yok tabii. Ama başlangıcı budur, havuç. Siz soruyorsunuz, o cevaplıyor. Ne yapacaklar? Akşam yemek esnasında. Nice hastalığa şifa olan yiyecekler, nice derde deva olan besinler. Evelallah büyük oranda fayda görecekler. Balığın hangi kısmı yenmeli? Ancak ben şunu söyleyeyim. Çocuğunuz hangi balıkları mutlaka tüketmeli? Bakın ben size bir öneride bulunacağım. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu canlı yayında sorularınızı cevaplıyor. Ne yapacaksınız? En az 21 gün. Az sonra Zahide ile Yetiş Hayata da. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ve muhabir Doğuş Sinan, Cennet Karadeniz'in bir parçası olan Sultan Murat Yaylası'ndaydılar. Bu eşsiz doğa harikasında yeşilin her tonuna rastlamak mümkündü. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu gördüğü tüm bitkileri en ufak detayını bile atlamadan inceliyordu. Dünyanın en güçlü sarmaşığı Trabzon'da. Bakın şu gördüğünüz sarmaşık dünyanın en kıymetli sarmaşığıdır. Duvar ördüğünüzde bundan ekersiniz. Hani yağmur arada o yapmış olduğunuz taşlar arasındaki malzemeyi eritir ya, bunlar öyle bir tutuyor ki beton gibi. O duvar hayatta yıkılmaz. Evet, dünyanın en kıymetli sarmaşığı, en güçlü sarmaşığıdır. Bak burada taşın üzerine nasıl kollarını germiş ve sarmış durumda. Evet, burada da görüyorsunuz. Yani burası tamamen doğal haliyle bir kaynağı burada görüyorsunuz. Tamamen doğal. Bu bitki rahat nefes aldırıyor. Bu gördüğünüz deve dikeni. Evet. Yani bunun tohumları işte karaciğer yağlanmasında içinde silimarin var. O amaçla bunlar kullanılıyor. İşte tohumlarını alacaksınız. 7-8 tanesini havanda ezip onu bir bardak suda kaynatıp suyunu içeceksiniz. Karaciğer yağlanmasında, karaciğer yetmezliğinde, siroz hastalarının kullanabileceği. Karaciğer hastalıklarını bitiriyor. Nasıl tüketeceğiz hocam deve dikenini? Bunun tohumlarından 5-6 tanesini ezeceksiniz havanda. Onu bir bardak suda kaynatıp içeceksiniz. Silibirin, silimarin bu gibi etkin maddeler var içerisinde. İşte karaciğer yağlanması şikayetlerinde, karaciğer yetmezliğinde. Siroz. Evet, siroz. Evet. Birebir evelallah. Evelallah. Doğanın bahşettiği bitkilerin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyordu. Ama hepsinin ortak özellikleri de vardı. Bunlar olmadan yaşayamazdık. Bütün bitkilerin içerisinde istisnasız bunların oranları az veya çok ne var? Yağlar var. Bir. İki. Protein var. Üç. Karbonhidrat var. Peki 4 ve 5.'si ne? İçinde vitaminler var. 4.'sü, 5.'si ne? Mineraller var. Kalsiyum gibi, potasyum gibi, yani bu magnezyum gibi. Peki en önemlisi insan sağlığını etkileyen, yani olumlu yönde bizim kürlerimizi geliştirmekteki etkin maddelere biz onlara sekonder metabolitler diyoruz. Tüm hastalıkların tedavisi onda.
Ama esas araştırılması gereken hastalıklara karşı şifa gücü olan sekonder metabolitlerdir. Diğer bitkilerden farklı olarak ağaçların üzerinde toprakla bağlantısı olmadan yetişen asalak bir bitki vardı ki saymakla bitmeyen faydasının yanında doğru kullanılmazsa çok tehlikeli bir zehire dönüşebilirdi. Zehirli bir şifa. Ökse otu. Özellikle elma ve armut ağaçlarında asalak olarak bunları görürsünüz. Bak karşıdaki armut ağacında da var. Tepede görüyor musunuz? Evet, bu armut asalak, ağaçlarında mı oluyor? Parazit kavakta da olur ama en makbul olanı elma ve armutta. Bunun Latince ismi Viscum albumdur. Bunun yaprakları ve sapları tansiyon düşürmede de kullanılır. Meyveleri böyle misket gibidir. Parlak parlak. Sakın onları tüketmeyin çünkü zehirlidir. Zehirli meyveleri kanser ilaçlarının ham maddesi. Yani onun etkin maddesi de Viscum album. Avrupa'ya çok gönderiliyor bu bitki. Bilinçsizce toplayanlar var. Viscumin. Kemoterapi ilacıdır o. Kanseri önlemek ve yenmek için doğal bir mucize. Hocam şimdi yine burada bizim aslında kurularına alışık olduğumuz, yeşilini, tazesini görmediğimiz bir bitki daha var. İsmi nedir hocam? Yabani olarak yaban turpudur bu. Böyle öbek öbek yetişir ve kansere karşı mükemmel bir koruyucudur. Herhangi bir kanser çeşidine evet, karşı? Evet, genel olarak antitümöral özellikli, antineoplastik özellikli bir bitkidir. İşte bunu... Yapraklarını kuruduktan sonra çayını tüketeceksiniz. Yabani bayır turpu olarak geçer. Peki hocam bunu kanser hastası olduktan sonra mı yoksa olmadan önce de tüketmek gerekiyor mu? Kansere yakalandıktan sonra da bunu tüketebilirsiniz ama esas önleyici ve koruyucu etkisi çok fazla. Peki bunu ne yapacağız mesela? Her sabah bundan tüketin diyelim mi mesela? Evet, bunun 2-3 yaprağını ne yapıyorsunuz? Kaynatacaksınız böyle 7-8 dakika bir bardak suda. Mutlaka kurutmanız lazım. Kurutmadan olmaz. Ve bunun çayını içeceksiniz. Günde bir defa bir ay boyunca her gün. Ve çok ama çok faydalı. Bu bitki kadınlar için vazgeçilmez bir nimet. Sevgili izleyenler, Sultan Murat Yaylası'nın eteklerindeyiz, ilerliyoruz. Seyahatimiz devam ediyor. İbrahim Saraçoğlu hocamızla birlikte. Hocam şimdi aslan pençesini gördük, duralım dedik. Evet. Aslan pençesi hocam ne şifa sağlıyor? Yani, ne yönde bir şifa veriyor? Kadınlık hormonlarını dengeleyen, adet düzensizliği yaşamakta. Bu bulunmaz bir nimet. Hep öneriyoruz işte kadın mantosu, diğer bir adı testere dişli aslan pençesi. Burada da görüyorsunuz. Muhabir Doğuş Sinan, Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu engebeli ve zor yolculuğun en tatlı molasındaydı. Lezzetin doğal hali yaban mersini. Sevgili izleyenler, görüyorsunuz yaylanın zor şartlarında da bitkilere ulaşmak için İbrahim Saraçoğlu hocamızla birlikte... Evet. Engebeli arazide yürüyüşümüz devam ediyor. Hocam şimdi hangi bitkiyi tanıyacağız? Evet, işte yaban mersini dediğimiz mor renkli. Evet, bak orada görüyorsunuz. Ben biraz daha ilerleyeyim. Çok güçlü bir antioksidan. Bak, işte. Nedir hocam yaban mersini, neye faydası var? Blueberry dediğimiz çok güçlü bir antioksidandır. Özellikle kansere karşı... Bulunmaz bir nimettir bu. Daha biçilemez bir mucize. Bunun hocam verdiği şifalardan birazcık daha detaylı olarak bahsedelim. Bağışıklık sisteminizi mi güçlendirmek istiyorsunuz? Bunu yiyeceksiniz. Yaban mersini. Yaban mersini. Evet. Bu Karadeniz'in meşhur şeyi işte. Amerikalılar, İngilizler buna blueberry der. Bir avucu bunun Avrupa'da 20-25 euro. Ama bu kadar kıymetli. Trabzon'da Karadeniz'in yaylalarında ücretsiz bedava. Evet. Doğanın bir armağanı bize. Evet. Aynı şifa başka boyutta. Çalıların arasındaki yaban mersinini biraz önce Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu hocamıza yorumlamıştık. Hocam bu evet. Farklı bir model herhalde. Tabii onlar yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olabiliyor. Tür olarak esas yani yaban mersini budur. Görüyorsunuz burada meyvasını. Evet. Esas yaban mersini blueberry olarak bilinen budur. Tatlı keyfi yaban mersini ile sınırlı kalmadı. Sırada dalıyla ikram edilen harika bir lezzet daha vardı.
Sırrı da, lezzeti de tanelerinde. Ne getirdiler? Ben onu alayım hocam diğerini. Bakın burada görüyorsunuz hemen yanı başında böğürtlen. Evet. Nedir hocam şimdi? Afiyet olsun. Şimdi oralarda olmak vardı derler ya. İçim gitti hocam siz anlatırken. Karadeniz'de yaylalarda olmak. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Güzel, sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu, musmutlu bir hafta diliyoruz hepinize. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu bizimle beraber. Güzel bir haftaya başladık inşallah. Evet, hoş geldiniz efendim. İnşallah. Efendim tüm değerli izleyicilerimize ve misafirlerimize ben Allah'tan önce akıl sağlığı, amin, sonra da beden sağlıkları daim olsun diliyorum. Amin. Şimdi şu Sultan Murat Yaylası var ya. Ne kadar güzel bir yermiş orası öyle. Şimdi efendim tatile 3 gün buraya gideceksiniz. Hangi aylarda? Nisan'ın ortasından Temmuz'un 15'ine kadar 3 gün gidin. Orada kalın. Doğal bazı bitkiler var işte. Biraz resimlerini burada kameramanlar çekti. Nasıl değişeceksiniz o 3 gün içerisinde? Tertemiz bir hava. Sultan Murat Yaylası. Sultan nereye Murat bağlı? Yaylası. Karadeniz'de. Efendim Karadeniz'de işte uçakla Trabzon'a gidiyorsunuz. Oradan işte Sürmene ile Çaykara'nın ortak yaylasıdır bu. Pek şey demiyorlar. Yani burası Çaykara'nın yaylası falan diyorlar. Ama çok güzel yerler. Yani gerçekten öyle yerler. Mesela şu aslan pençesi diyorsunuz ya, resmen halının üstünde yürüyorsunuz. Aslan her pençesi taraf her taraf. Evet. Peki. Öyle bir nimet de şimdi ben bir şey diyeceğim. Buyurun hocam. Zahide Hanım. Buyurun. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Çok teşekkür ederim. Paris'te nikahınız kıyılmış. Evet hocam. Bizim usullerimize göre de şey vardır yani bir düğün vardır. Düğün de olacak inşallah. İnşallah. Cuma i̇nşallah. Günü de inşallah programdan sonra düğünü yapacağız. İnşallah. Ama şunu söyleyeyim. En güzel gün, en heyecanlı, en keyifli gün ama bizim için biraz yarım kaldı. Yani evet nikah yaptık ama yarım kaldı. Sebebini anlatacağım sizlere. Şimdi zamanınızı almayayım çünkü bilgi veriyoruz programda. Hiç kesmeyeyim ama Perşembe günü bol bol anlatacağım. Görüntüleri merak edenler, damadı merak edenler. Sakın bana kızmayın. Bak bugün gösterdim. Perşembe günü hepsini birden göstereceğim. Gösterdiler mi damadı? Gösterdiler hocam. Siz, aa, biz içerideydik. Ben içerideyken kamera monitör benden uzaktı. Siz göremediniz. Evet. Siz zaten tanıyorsunuz, yok, tanıyorum, biliyorsunuz damadı, da. Damadı tabii ki tanıyorum. Maşallah. Birbirinize de çok yakışıyorsunuz. Çok teşekkür Allah, ederiz. Allah bir yastıkta kocatsın diyorlar değil mi? Öyle Anadolu lisanıyla. Amin. İnşallah ya Rabbi. Ne derler? Boyu boyuma, huyu huyuma, en önemlisi yaşı yaşıma uygun. Allah'ım tamamını erdirsin. Hep evet. Güzel. Bir yastıkta son nefesi vermeyi nasip etsin Rabbim hepinize. Peki neden yarım kaldı diyeceksiniz bu kadar güzel. Görüntüleri izleyenler de pek bir mutluydunuz diye yazmışlar şimdi. Yaşı yaşınayı özellikle mi? Evet yani hepsi uygun. Ama yine de yarım kaldı mutluluğumuz. Sebebini açıklayacağım sizlere. Şimdi Urfa'ya gidelim hocam. Sorular o kadar çok ki siz geleceksiniz diye. Tamam inşallah. Hemen merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi günler diliyoruz efendim. İyi günler. Buyurun dinliyoruz sizi. Bütün Urfa'ya selam İstanbul'dan. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben ilk önce hocama size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Böyle bir program yaptığınız için. Sağ olun hem efendim. Hem teşekkür ediyorum hem de küfür ediyorum size ve hocama ulaştığım için. Peki ne soracaksınız bize? Zahide ablacığım benim 3 tane sorum olacak ilk önce. Hemen sor ablacığım. Birincisi ne? Benim kaş dillerimde egzama vardı. Bu maalesef benim kaşlarıma ve kirpiklerime vurdu. Kaşlarına da vurdu, kirpiklerine de egzama. Peki. Aşırı dökülme var ve o dökülmede maalesef kaşlarım çıkmıyor. Hani kabuklanma, kaşıntı, döküntü var. Peki doktora gitmediniz mi? Hocam gittim, dermatoloğa gittim. Maalesef başıma gelenleri bir anlatsam size. Çünkü çok komik olacak. İğne tedavisi yaptı doktor. Kaşımda deforme oldu. Çukurlu oluştu maalesef.
İlk evet. doktora gidemedim. Buranın en iyisine gitmiştim ama iyi değilmiş. Kendimce iyi sandım. Peki. Yani egzama yüzünden başıma gelmem kalmadı. Şimdi tamam. korkumdan herhangi bir dermatoloğa tekrar gidemiyorum. Çok da genç geliyor sesiniz. Kaç yaşındasınız? 22. Peki kaşıntınız var mı saç tiplerinde? Aşırı hocam. Aşırı kaşıntı, evet. pabuklanma. Siz evet. bana şey demiştiniz, bu yeşil yulaf samanı diye. Burada aradım hocam da siz, ben yanlışını almışım yani, sarı olanını almışım. Kullandım 15-20 gün, hiç fayda etmedi bana. Etmez, hep yeşil diyorum. Yeşil olarak kurutulmuş olanı. Peki, yani kaşıntınız için o ama evvel Allah ben size bir şey önereceğim. Onu uygulayın. Çok faydasını göreceksiniz. Bakın, saç diplerinde ve yüzünde, vücudunun herhangi bir yerinde egzaması olanlar veya işte atipik dermatiti olanlar, yapacakları şey şu, yapmamanız gereken her türlü şampuanı keseceksiniz. Ve saçlarınızı ve vücudunuzu kükürtlü sabunla yıkayacaksınız. Tabii ki bu sabunların içerisindeki kükürt oranı da çok önemli. Saçınızı kesinlikle böyle işte yeşil sabundur, şöyle sabundur, böyle şampuandır. Yok. Sadece ve sadece kükürtlü sabunla bütün vücudunuzu yıkayacaksınız. Saçlarınızı da bununla yıkayacaksınız. Ve kuruladınız saçınızı. Kaşıntının olduğu dönemlerde gün içerisinde %100 doğal elma sirkesiyle, %100 doğal olacak ama. Şu marketlerde satılıyor, hepsi onların asetik asit. Şimdi yani onunla saç diplerinizi ya. Islatacaksınız ve o şekilde kalacak. En aşağı 1 saat, 1,5 saat. Tamam, biraz belki kokusu hoş değildir ama saç diplerindeki egzamanızda bunu kullanacaksınız. Ama dediğim gibi kesinlikle şampuan ve başka sabunlar, isterse doğal olsun, önemli değil, kükürtlü sabunla yıkayacaksınız. Yıkayıp kuruladıktan sonra da dediğim gibi günde 1-2 defa saçınızı doğal elma sirkesiyle ıslatacaksınız. Saç diplerinizi özellikle, hem de kaşıntınızı alacaktır. Yani bunu şimdi, bir pamuğa batırsak, saç diplerine yavaş yavaş masaj tabii uygulasak. Yani, bir kaseye de koyabilir onu. Bu kadar miktar almanız yeterli. Saç diplerinizi pamukla ıslatacaksınız. Yani bu bütün olay. Bir sabah bir akşam yapın. %100 doğal elma sirkesi olacak. Şimdi başka bir şey daha. O ucu pamuklu olan şey var mı? Var var hocam. Buyurun. Evet. Ne yapalım bununla? Biraz süpersiniz. Batırayım. Bakın bunu daldır. Yalnız ben gösterebilir miyim tabii bir ki. Şey? Bakın bunu önce daldıracaksınız. Evet, bir kere daldırın ve şu mesafeden tutun. Daha fazla değil. Mesafesi bu olacak. Kulak içinde. Ben işte girişinde. İsterseniz. Evet. Tamam. Yani bunu içinde böyle dolaştıracaksınız. Yani dolaştıracaksınız derken ileri geri çevireceksiniz böyle. Yani ve önce biraz temizlik belki. Evet. Doğru mu yapıyorum? Bu %100 doğal. Kulağınıza değdiriyor musunuz? Değiyorum, değiyorum. Evet. Şöyle daha da. Evet. Bunu bir sabah bir akşam yapacaksınız. Evet. Peki. Bir de ben yapabilir miyim? Tabii, bir tane de bana verirseniz. Tabii ki. Buyurun. Yalnız fazla ileri itmeyin. Bakın bunu söylüyorum. Evet, bu şekilde kulağınızda içinde ileri geri, ileri geri derken içeri dışarı değil, etrafında böyle döndürüyorsunuz. Ve dışarı çıkartırken de sürerek dışarı çıkartıyorsunuz. Bir sabah, bir akşam. Evvel Allah hem kaşıntınızı alacak hem de kulak içindeki egzama için bulunmaz bir nimettir. Bakın unutmasın değerli izleyicilerimiz. Egzama denildiği zaman kulakta ve saç diplerinde ve egzamanın birçok türünde sirkedir esas olan. Ama dediğim gibi bu doğal sirke olacak. Diğerlerini o doğal olmayanları kullanırsanız faydası yok. Sonra demeyin hocam kullandım fay. Bakın çok ucundan tutmayın ki ileri fazla
şey yapmayın. Evet, yok, itmeyeceksiniz. Çok az bir şey. Evet, burada dikkat edilmesi gereken bir şey, kulağınıza bu çöpü ileri doğru iterken en fazla 3-4 santim iteceksiniz, fazla değil. Ondan sonra onu kendi etrafında çevireceksiniz. Lütfen yanınızda çocuk olmayacak. Kapıların arkasında bunu yapmayacaksınız banyoda. Allah korusun, ben biliyorum, birisi kapıyı Allah ani açıyor, mi? Kolunuza Allah çarpıyor ve kulak zarınızı harap ediyorsunuz. Dolayısıyla sakin bir yerde oturacaksınız, dikkatlice. Etrafınızda çoluk çocuk olmayacak, sizin kolunuza değecek olan. Evet, bu şekilde sabah niye akşam bunu yapın. Zaten 4-5 gün sonra hissedecekler. Kaşıntı da gidiyor, efendim egzama da yok olup gidiyor. Hemen bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Mantarı olan izleyicilerimiz de arıyor bizim. Kulağında da mantar var demişti geçen gün bir izleyicimiz. Evet. Uygulayabilir evet, mi? Evet, uygulayabilir. Şüphesiz ki uygulayabilir. Yalnız şey yapsınlar, önce bu pamuklu çöple sirkeye batırmadan önce içeride ifrazat vardır. Onu bir temizlesinler. Ondan sonra sirkeyle bunu bir defa, en fazla iki defa yapacaklar. Bu çok fazla ne zaman ileri hemen aynı gün kaşıntısını alacak. 3-4 gün içerisinde, yani bilemediniz en geç bir hafta içerisinde bu egzamanın geçmesi lazım ve hasta büyük oranda rahatlayacaklardır. Evelallah. İnşallah. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Bu arada siz özellikle çocukların büyümesi hususunda hassasiyet gösteriyorsunuz. Evet. Ve balık tavsiye ediyorsunuz. Balık mevsimi evet. açıldı. Şimdi stüdyomuzda bir tane büyük bir toriğimiz var. Ondan sonra palamut var. Ben şu arkadaşı pek çıkaramadım ama siz daha iyi bilirsiniz. Dani, ne yapıyorsun? Dani gel. Gel yanıma. Dedeciğim merhaba. Merhaba. Pardon, ben yemek hazırlıyorum ya. Hazırladın, ne olmuş Bey, böyle merhaba. Sana? Kusura bakma. beklemedi. Olur. Mutfakta biz o temiz kalmıyoruz zaten. Şimdi hocam, torik, palamut, bu uskumru. Arkadaş da uskumru herhalde. Evet. Bu üç balığı ben önce pişirmeye Dani'ye versem, tamam. Sonra da bu balıkların faydalarını özellikle konuşsak ama siz bir tamam. ön giriş yaparsanız. Özellikle çocuklar için, bakın. Çocuğunuz ilkokula gidiyor, işte okullar açıldı, ne bileyim 8 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında, 11, 12 yaşında baktınız ki akranlarının arasında boyu biraz gerilerde kalıyor. Yapacağınız şey, 4 tane balık var, palamut, uskumru, kefal ve torik. Bu balıkların sırt kısmında derisini kaldırdıktan sonra ızgarasını yapıyorsunuz. Evet, yani işte boyunlarından kuyruğa doğru siyah bir etini göreceksiniz. İnsanlar onu pek tüketmiyor, pek sevmiyorlar onu. Ama boy uzatan oligomer protein işte o siyah etin içerisinde. Peki. Bulunmaz bir nimet. Haftada 3 kez 150-200 gram bu balıklardan tüketecekler. Haftada 3 kez. Arka arkaya tüketirlerse 3 gün... Çok daha iyi olur. Ama çocuğunuz balık sevmiyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. Bunun çaresi bu. Yani salatanın içine de karıştırabilirler Tabii. onu. Yani sirke kullanabilirsiniz. Yalnız doğal sirke kullanılacak. Limon sıkabilirsiniz salataya. Onunla karıştırın. Çocuk daha kolay tüketir. Peki o zaman mutfağa gidelim. Sen bu balıkları pişirirken biz tamam. bunu açalım ve içini gösterelim. Süper. Bir taraftan da bugün bize yapacağın yemeği yani görelim. Bunu düzenli olarak en az bir yıl, en çok 1,5 yıl yapacaklar. Evelallah. Ha bakın şu var Zahide Hanım. Bazen bir ayda boyatmaya başlıyorlar. Bazen duruyor 6. aydan sonra boylarını atıyorlar. Evet. Peki. Ayrıntılarını konuşacağız ama şimdi mutfağımızdayız ve aşçımız bakalım bize neler yapacak. Hafta sonu nasıl geçti? İyi mi? Keyfin yerinde mi? Çok teşekkür ederim Zahideciğim. Çok güzel, süper. Biraz evde bebek beraber. Uyutuyor mu artık? Ama onu 15 aylık, 16 ya, aylık. Ya var zaten. Biraz var mı? Var, ama sen iyi bir babasın. Yok, o iyi bir çocuk. Öyle bir farkı var. Vallahi çok iyi bir çocuk. Anne bayağı çok güzel bakıyor. Ben bu kadar anneyi öven bir adam görmedim ya. Her şeyde iki lafın birisinde anne harika yapıyor falan. Peki. Vallahi. Ben şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorsun bugün? Pizza. Biz biliyoruz pizza.
Siz de biliyorsunuz pizza. Zaten şey, önce malzemeler görelim. Ne görelim? Sonra malzemeler. Mezeler gibi. Malzemeler. O zaman malzemeleri görüyoruz ve stüdyoda buluşuyoruz yeniden. Rengarenk bir pizza yapıyoruz. Sen bunu benim için mi getirdin? Ben şey... üstüm kirlenir diye mi? Biraz çok güzelmiş bu. Biraz un var, o için size o kadar güzel elbise kullanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi, güzel güzel yakışır, çok da severim böyle. Bak bana söyle, ben güzel, de yapayım. Ben çok, sen yapmak istersin. Yaparım tabii. Tabii ki de bak, evel inanılmaz Allah. Kolay. Tamam. Çünkü burada şey, sonuçta Türkiye zaten bütün evde annelerle istiyorlar. Tabii ki de, ve bu inanılmaz kolay zaten. Ne yapacağız söyle bana. Ne yapacağız bana. Şey, un, maya ve su. Başka bir şey yok. Un, maya, su. Senin burada eldivenin vardı, dur. Tabii ki de var. Başka bir şey yok sevgili sevgiler. Çünkü zaten şey, pizza bu sonuç. Ekmek gibi yani. Sevgili sevgiler. Sevgili sevgililer. Sevgiler. Ne güzel aslında söyledin. Onlar bizim sevgililerimiz. İzleyen sevgiler. Doğru, değil izleyen mi? Sevgililer. Sonra özel ne Zahideciğim? Özel hangi malzemeler kullanacağız bu pizza için? Ben düşündüm. Burada Türkiye sen nasıl... Sen bana tarif et, bir taraftan tabii ki düşün. De bak şey, biz de ne yapıyoruz? Ne kadar un? Bu un, yarım hepsini kilo. Hepsini koyayım biz mı? Evet, 4 kişi için yarım kilo için. İstersen yarım koy, bu kapı biraz küçük ya, sonra... Tamam, büyümesi hep çok fazla. Hep dışarı gidiyor. Yarısını koydum. Tabii ki de. Ben burada şey, kamera bey yardım verebilir misiniz? Ben şey burada yaptım. maya sıcak su içinde aşılamadı. Aşılamadı. Doğru mu söylediğin? Sıcak su içinde onu sen güzelce erittin. Aynen, koyalım öyle. Ortasına. O, tabii ki de, buyurun. Hepsini mi koyayım? Hepsi. Bu bir tek mayanın hepsi var. Bu bayağı kabaracak o zaman. Bu şey 25 maya, o küp maya var ya. Şey o ona şey yarım. Biraz tamam. yarım küp zaten. Sen istersen karıştırabilirsiniz Zahideciğim. Bir de derler ki elinin hamuruyla. Artık bitti. Burada bizde şey var. Su. Bizi su. 250 mililitre su. Su. Yani ne demek 4 bardak. Biraz koyacak 4 mısın bardak. O zaman? Tabii tamam ki de. Bu şimdi tabii hemen uyuyor gibi. Zahideciğim bak. Tamam. Hocam buyurun. 250 mililitre mi dedi? 250 çok değil mi? Yok 250 değil mi? 250. Şey ne demek? Mesela 1 litre su, 2 litre un. Böyle bir proporsiyon var ya. Ay kayınvalidem, beni seyrediyor yani. Olsa bari bugün. Vallahi yolda da inşallah seyrediyordur. Zaten bak ben biraz daha koyacağım senin için. Çok koyma. Bitti. Oldu mu? Ha? Süper Zahideciğim. Sonra bizde eldiven mi vardı eskiden? Şimdi atı vereceğim şunu elimden de. Ama sonra nasıl temizleyeceğim işte, neyse. Peki. Süper. Şimdi biz de burada biraz devam ediyoruz. Bir 5 dakika fazla bir şey değil zaten. Sonra sizde amur. Burada kalsın, kapı içinde kalsın, bir bez koysun, orada bekle. Bekliyor, iki buçuk saat bekliyor. Yeter zaten. Aynen öyle. İki saat sonra biz de şey, pizza alacağız. Amur alacağız ve top. Yani biz 4 tane pizza yapıyoruz işte. Burada zaten ben burada hazırladı. Biziz şey, kamera bey yardım verebilirsiniz orada. Kamera bey yardım ver bize. Nerede şey kamera bey? Sağ ol, teşekkür ederim. Burada, her yerde onlar. Burada. İki buçuk saat sonra bu. Biziz pizza işte. Bak. Ben ikili boğuldum. Bak. Zaten yeter Anladım ya. Anladım, eldivenden yapamadım yani gerisini. Olsun. Zaten yeter. Böyle. Böyleye kadar geleceğiz. Böyle. Böyleye kadar. Aynen öyle. İşte budur. Süper. Bu. Bu işte sevgili sevgiler. Şimdi ne yapıyoruz? İki buçuk saatti. Biziz amur bekledi. Ben burada şey, Zahideciğim. Tamam, sonra sen müdahale pizza et artık. Burada da yapacağız ama. Bu bekleyecek. Tabii ki de. İki buçuk saat. Ama böyle. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu böyle bekletmem mesela. Gerçi burada varmış senin ama bunun dur. Böyle ıslak bir şey üzerine koyarım. Biz ıslak beze koyacağız. Yoksa amuru şey, kuruyor. 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 Biz istemiyoruz. Kurumasın diye. Bu böyle Rabbimin işte nimeti. Birken 3 oluyor. Birken 5 oluyor. Burada olmuşu var. Şimdi aynen gördüm. Öyle. Ben burada buraya koyacağız. Sonra arayacağız burada. Bu işte bir tane porsiyon pizza işte. Böyle. Aynen öyle.
Şimdi ne yapacağız? Buradan azileceğiz zaten Zahideciğim. Artık bak ben sana göstereceğim, sen yapabilirsin. İzine inanılmaz kolay. Sen. Ben zaten bak giydim diye herhalde beni. Şimdi onu pizzaya çevireceğim. Ben burada ders yaptım. Biraz un koyabilirsiniz, daha kolay. Ve şey yuvarlak. İstersen bak ben diğer alacağım. Beraber yapacağız. Hadi yapalım. Gel yanıma. Pardon, hadi. Yanında seni gireceğiz. Bak Zahideciğim, bir ele çok şey değil de Zahideciğim. Burada şey kemerden, doğru söylüyorum bilmiyorum ki. Evet, dört parmağın sadece uçları değiyor. Aynen öyle. Böyle devam edeceğiz. Yuvarlak gelmeye kadar. Şimdi dur, biziz niye burada... dönmüyor? Un yok benimkinde, dur. Şimdi isterseniz ben kamera ve bir küçük detayı bakar mısın? Pardon, bugün sana iş bayağı oldu ya. Şey isterseniz böyle bir elde tamam ama biraz uzun sürüyor. Siz ne de böyle iki el. Bir elle tutuyor, diğer elle açıyor. Bak, göstereyim. Varsa geldi mi? Ben şöyle çekileyim, bunu daha kolay. Bu geçiyor. Böyle burada bir el tutuyor, diğer geçiyor. Böyle devam ederseniz sizin pizza yavaş yavaş açacağız. Sen tabii çok güzel yapıyorsun canım. Yok. Evet, şey, evet. Zahideciğim, ama şef olan sensin tabii. Ben burada sen şimdi... Pardon ne Zahideciğim, biraz pardon, şey... Pardon ne, sen getir onu benim. Bana Tamam. Bana kesiyorlar ya şey mikrofonda ya burada. Çabuk yap mı diyorlar? Küçük ne diyorlar tamam. Sana? Çabuk yap lan ya, ne yapıyorsun? Şey şimdi açıldı. Biziz pizza açıldı. Bu bir porsiyon bir kişi için. Tamam. Hamuru hallettik. Ben şey üstüne domates sosu şey azil pratik sosu püre domates püresi doğru mu söylüyorum? Salçadan. Na, sizin favori mesela benim favori şey solmuş domates sonra ben rendeden şey sos yapıyorum. Ben böyle uçlarına falan da söyleyeyim. Tabii ki de hemen devam ediyoruz. Sonra salam. Burada sizin en favori malzemeler kullanabilirsiniz Zahideciğim. Hiç bir sorun yok. Siz istersen seçebilirsiniz burada. Neyi seviyorsanız. Tabii ki de. O zaman dur sırayla gidelim. Sucuk da koyayım. Sucuk. Bayağı sucuk. Bu süper bir sucuk biz kullandı. Biraz sosis. Sosis mesela bebek için bayağı zaten tek sosis yiyorlar. Ya. Ama sosis için bilmiyorum biraz. Bilmiyorum. Bilinen yerlerden almak sevmiyorum. Lazım. Hemen gideceğiz. Şimdi biber, son üç. Ali abi, korkutma çocuğu ya. Tamam, bunları da koyduk. Kaşar. Kaşar kullanacağız. Şey, taze kaşar. Yeter sevgili arkadaşlar. Siz biraz şey, İtalyan modu yapmak isterseniz bir yaprak fesleğen kullanabilirsiniz. Şimdi, inanılmaz basit. 180 derece fırında 15 dakika zil. Ben hadi burada gidiyoruz. Şey, Zahideciğim. Burada zaten bir tane daha var. Peki. Aynen öyle. Biz de burada biziz fırın 200 derecede kaç dakika? Aynen zaten öyle. Görürüz yukarıdan. Aynen öyle. Ama alttakini hava pişmek üzere. Onu alıp gösterelim mi? Göstereceğiz. Tamam. Burada şey domates sossuz yaptı. Böyle. Ama domates zaten... sossuz bak olmuyor. Üstteki aynen daha güzel öyle olacak şimdi. Yani bu şey gidiyor. Çıtır geleceğiz. Aman yakma elini. Tabii ki de. Geçen burada... gün ben yakar gibi oldum. Peki. 200 derecelik fırında. Aynen öyle. Kaç dakika? 15 dakika. 15 dakika. Biz de burada açacağız. 15 devam dakika edeceğiz. Sonra görüşürüz o zaman. Aynen öyle. Dikkat et sevgili arkadaş. Burada şimdi sizin fantazi. Siz isterseniz kaşar kullanabilirsiniz. Hadi bana isterseniz... yardım et ne olur. Tabii ki de Zahideciğim. Kadın milleti böyle. Bak, dur çıktı oldum, kendiliğinden. Oldum. Dikkat et. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Bir şey için dikkat et diyordun. Neydi o? Hangisi? Tamam, adı aklına gelince söylersin. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Neydi, dur onu öğrenmeden gitmeyeyim. Neydi, bir şeye dikkat et dedin. Şey... Buna mı dikkat et dedin? No, öyle dikkat et. Ama siz isterseniz mesela çok dikkat et. Ne zaman fırın pişiyor, tek aşağıdan. Yukarı açma fırın. Sadece aşağıya sadece aç. Aşağıdan. Çünkü böyle pişiyor zaten pizza. Aşağıdan 180 derece siz verebilirsiniz. Sizin pizza inanılmaz çıtır geliyor, ince geliyor. Süper yani. Patricat. Peki bir şey söyleyeceğim. Üstünü açmıyoruz. Sadece altını. Bir de bunların turbo özellikleri var. Aynen onu öyle. Kullanıyor muyuz? Yani isterseniz daha çabuk pişiyor. Tabii ki de kullanabilirsiniz. Varsa kullanabilirsiniz. Peki, 10 dakika yeter yani. Mesela biz keklerde falan açmayın deriz. Söner çünkü. Bunda da öyle açıp fırını açıp kontrol etmenin bir zararı var mı? Yok. Yok, siz ne yok. Zaman isterseniz açabilirsiniz. Kokuyor geliyor. Süper lezzetli. Pizza sevgili arkadaşlar. Yok İtalyan, Türkçe lahmacun da var Türkiye. Tabii canım bizim lahmacunumuz o, var. O ben çok seviyorum çok ama çok siz kima, sırmısak üstünde koy baya çok güzel fikir. Tabii canım çok yani Türk milletinin aklı. Bir ihtiyaçtan çıkıyor hep böyle şeyler. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hamur burada kaldı. Ben yapacağım. Sevgiler vereceğim. Bütün sevgiler pizza. Bilmiyorum doktor bey siz bir pizza yer misiniz acaba? Özel yapacağım senin. İçin diyor. Tabii ki severim ama... Buyurun. İstemediği bir şey var doktor bey.
Sebzeli olduktan sonra okey. Sebzeli olunca. Bol pomodori. Yemiyor. Pomodori. Bol pomodori. Bilmez mi? Bütün dünya mutfaklarını bilir. Peki. Tamam, tamam, çok teşekkür Bey. Ediyorum. Çok teşekkür ellerine ederiz. Sağlık. Afiyet olsun. Deniciğim. Trabzon'a gidelim. Hacer Hanım merhaba. Merhaba canım. Hoş geldiniz Hacer Hanımcığım. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sağ olunuz. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Hay hay. Buyurun. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Hocam selamünaleyküm. Ve aleyna aleyküm selam. Trabzon'a selam olsun buradan. Aleyküm selam hocam. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Bende hormon yüksekliği var. Yumurta gelişmiyor. Hangi hormon yüksek? FSH. FSH. Evet. Kaç yaşındasınız? 37 yaşındayım. 37. FSH'a kaç dediler şöyle? Aklınızda mı yüksekliği? Aklımda değil hocam. Ne kadar? Aklında değil diyor. Ne kadar yüksek olduğunu... Ama yüksek dediler. Evet. Peki yumurta görüyorlar mı? Yumurta görüyorlar hocam. Ama gelişmiyor. Evet. FSH yüksek onun için. Peki. Evet. Siz ne bebek... yapmam gerekir? Tamam, bebek istiyorsunuz değil mi? Tüpürük yaptım hocam. Yumurta gelişti. Sonradan toplama işini yaptık. Makinede gelişmedi. Öyle iptal ettik. Peki. Tamam. FSH'ı yüksek. O yüzden yumurta gelişimi sınırlı. Muhtemelen evet. Bebek istiyor. Peki ne önerirsiniz? Ali Bey bak geçen dönemde de bu ses düzeni biraz problemdi. Daha net duyalım. Daha sizden net yani. Ama tamam. Ondan önceki bayan gayet iyiydi. Bazen bu herhalde telefon hatlarından de. Oluyor. Ali Bey'in vebalini almayalım şimdi durup dururken de. Almayalım. Evet. Peki ne önerirsiniz efendim? Şimdi FSH'ı yüksek olanlar yaşı 38 bir defa 15 gün günde iki defa soğan kürü uygulayacak. Soğan kürü. Orta boy bir soğanı en dış kahverengi kabuğunu soyacaklar ve dörde bölüp 1,5 bardak suda 5 dakika kaynatıp ılıktan hafif sıcak yudum yudum içecekler. Günde iki defa sabah akşam çalışıyorsa akşam eve geldiğinde birincisi ikincisinde yatmadan içebilir. Ondan sonra en az 2 ay günde iki defa testere dişli aslan pençesi. İşte o gonadotropin hormonu yani FSH'ı düşürecek olan odur. Şimdi yumurta gelişiminde bir zayıflık var ise yapacağı şey de incir kürü biliyorsunuz. 7-8 tane ha resmini de gösteriyorlar. Çok güzel testere dişli aslan pençesi. Bundan bir tutam alacaklar ve yaklaşık 5-6 gram bir bardak suda 5 dakika kaynatacaklar efendim. Böyle. Peki. Günde 2 defa. Günde 2 defa. Evet, soğan kürüyle beraber olmaz. Ayrı ayrı yani önce soğan kürü sonra 2 ay, 2,5 ay testere dişli aslan pençesi arkasından da incir kürü. Ha taze incir de tüketebilir günde 5-6 tane. Evet. Taze incir de tüketebilirsiniz 5-6 tane 2 ay boyunca. Evet. Diyorsunuz. Peki çok evet. Teşekkür ediyoruz. Ama inciri 21 gün tüketmesi yeterli. Kuru incir de olur. Ben bir soru sorayım tabii. Zahide Hanım. Ama bizimle beraber ama bunu sizi sınav yapmak için falan değil. Toplumun bilgisini geliştirme anlamında. Elinizde tuttuğunuz incir. Yani yemekte keyifle tükettiğimiz incirler. Erkek incir midir, dişi incir midir? Hadi bakalım bunu nasıl anlayacağız şimdi? Evet. Doğru ben bilmiyorum. Evet. Bu erkek incir mi, dişi incir mi? Nasıl anlaşılır evet. Ki? Bak tohumları var görüyorsunuz. İçinde tohumları var. Evet, doğurgan olan şurada. Kadın olduğuna göre evet dişi. Bunun zaten bir mucizedir. Bir gün ben programda anlatırım. Erkek incir farklıdır, dişi incir farklıdır. Bizim tükettiğimiz hep dişi incirlerdir. Evet, bu da dişi. Ancak erkekten hepsi, tüketilenlerin hepsi, erkek incirler ise çok farklıdır. Onlar 3 defa çiçek açarlar ve o çiçeklerinden son döneminde, üçüncüsünde içinde bir sinek oluşur. İşte o sinek gider bu dişi olan inciri döller. Oradan içeriye bak incir hiçbir şekilde rüzgarla tozlanma diyoruz.
veya böceklerle döllenmez. Sadece bunun kendine özgü bir sineği var. Buna ilek denir bu sineklere. O işte gözden içeri girer. Böcek falan giremez oradan. İçeride döller ve tekrar dışarı çıkar gider başkalarını Allah döller. Allah Allah, mucizelerine böyle. Bak tabiattaki. Evet. Peki efendim, şimdi Sinan'a bağlanalım. Bursa Osman Gazi ilçesinde Bursa'nın... Bizim Sinan mı? Evet, hafta sonu ben de oradaydım. Çok keyifli bir iş yaptık, bir okul açtık orada. Sinancığım merhaba. Sinan merhaba, ooo ne güzel görünüyor arkası. Organik pazardasın. Biraz anlat bize neler satılıyor orada. Merhaba sevgili Zahide Diş. Bugün bereketli, şifalı Bursa'nın Osman Gazi ilçesinin topraklarındayız. Burada Osman Gazi'de yerel yöresel organik pazardayız. Gerçekten burada benim bugün ilk kez gördüğüm bazı ürünleri sizlere anlatacağım. İsterseniz fazla zamanınızı almayayım. Sayın Saracoğlu hocama da hoş geldiniz. Dileklerimizi iletelim ve başlayalım hocam. Şimdi burada yetişen, bu bölgede yetişen siyah, kırmızı da denilebilir buna. İçi çünkü kırmızı, kırdığımızda şimdi göreceksiniz. Havuç var. Daha önce de hiç görmedik. Birazcık bu havucu hocam siz muhakkak biliyorsunuzdur. Anlatabilir miyiz bu havucun şifası nedir? Çünkü farklı bir havuç. Şimdi normal havuçlardan farkı şudur. Turuncu renkli antosiyanin oranı. Palmidini bunun çok yüksektir. Bize ne yapar? Nasıl yani bir katkısı çok, vardır? Bir defa bağışıklık sistemini en iyi güçlendirendir. Onu söyleyeyim. Yani sarı havuçla, turuncu havuçla bunu mukayese ettiğinizde bu antosiyaninler içerisinde malvidin mesela yüksek. O kırmızı rengi veren de içeriğindeki malvidindir. Evet. Bulursak bol bol yiyelim yani. Tabii ki. İstanbul'da var mıdır acaba? Ama bakın şunu söyleyeyim. Yani yumurtayı çatlatmak için evet. Kırmızısı değil turuncu havucu kullanacaksınız. Ha, ne diyorsunuz? Evet. Peki, bayanlarda var ya yumurtam evet. Çatlamıyor. Evet. 17, 18, 19 milim olunca duruyor hocam yumurtam çatlamıyor diyor. Onlar ne yapacaklar? Turuncu yani sarı havuç diyelim. Turuncu renkli havucu kullanacaklar. Sinan bir şey rica edebilir miyim? Merak ettik tadını. Normal bizim bildiğimiz havuç gibi mi tadı yoksa daha farklı bir tadı var mı? Birini böyle bir yıkayıp tabii, buyurun. Bir tat bakalım nasıl bir tadı var. Sarı havuçlar biraz daha tatlıdır. Şekerli. Daha tatlıdır. Evet bunda antosiyanin olduğu için. Şöyle söyleyeyim sevgili Zahide Diş. Tadı havuç gibi. Evet hocamın da söylediği gibi biraz daha tatlı gibi. Birazcık da şalgam tadı var. Zaten burada öğrendik. Arkadaşlarımızdan şalgam suyu da yapıyorlarmış bundan. Yani şalgam suyu yapımında da kullanılıyormuş. Tabii ki. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Yani bu arada ben söyleyeyim. Söyleyin hocam. Şimdi buyurun. Ben yörede kırmızı havuç dedikleri için hı-hı. Çukurova bölgesine giderseniz Adana, Mersin, Tarsus, Ceyhan buna orada şalgam derler. Hı-hı. Yani evet. Çok da güzel görünüyor. Yöreden yöreye isimler değişiyor tabii. Özellikle bebek sahibi olmak isteyen hanımlar için biredik. Turuncu. Turuncu olan. Turuncu olan. Evet. Bunu da immün sistemi güçlendirmek için evet. Yiyoruz. Peki başka neler var? İlk defa gördüğümüz. Tamam sigarayı bıraktık. Tamam. Ha söyle. Hepsi taze taze tabii. Biraz da ya. Hadi görüşürüz. Sinancığım. Hemen anlatayım sevgili Zahide. Şimdi bu toprakların Osman Gazi bölgesinin bir özelliği daha var. Burada ortalama yaşam süresi 80-90 yılmış ve bağışıklık sistemini gerçekten çok etkileyen, fayda sağlayan ürünlerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani burada kolay kolay hastalanmak yok. Bunlardan bir tane örnek vereceğim. Şimdi yanımda daha önce benim görmediğim, çok sık görmediğim diyeyim, turp siyah. Çeşitleri var. Siyah. Mesela kırmızısı var, siyahı var ve içi kırmızı olan, dışı beyaz olan, burada da karpuz turp olarak nitelendirilen bir turp var. Şimdi siyah turbu anlatacağım. Arkadaşlarımdan bir tanesini oymasını istedim. Çünkü bu yörede bu turp, siyah turp öksürüğe karşı birebir olarak nitelendiriliyor ve bağışıklık sistemini de güçlendirildiğine inanılıyor. Şimdi bu turbun içerisini arkadaşlarım biraz önce oydular. Turbun içerisini oyuyorlarmış. İçerisine bal dolduruyorlarmış. Ve bal doldurduktan sonra turbun alt bölümünü iğne yardımıyla delip bunu ayaz olan bir gecede açık havada bekletip altına da bir bardak koyup turpun özünün ve balın bu bardağı dolmasıyla birlikte bu bardağı da içtikten sonra herhangi bir öksürük probleminin kalmadığına inanılıyor. Yörede bu biliniyor. Saracoğlu hocam da onaylayacaktır diye ümit ediyoruz, umuyoruz. Evet.
Şimdi tabii efendim bu hazırlama şeklinde bir usuldür bu. Yöresel olarak bu böyle. Ne yapacaksınız? Kırmızı turpu rendeleyeceksiniz veya blenderdan geçireceksiniz veya katı meyve sıkacağında bunu sıkacaksınız. Suyu çıkacak bir yemek kaşığı, onun içine bir yemek kaşığı da bal koyup karıştıracaksınız. Ses kısıklığına karşı ve öksürüğe karşı bulunmaz bir nimettir. Sesim kısıldı diyenler, evet bu siyah turbun böyle çok güçlü bir özelliği var. Yapacağınız şey bu şekilde de yaparsınız. İşte onun biraz şeyi o. Albenisi. Ama güzelmiş öyle bir gece evet. Bekletiyoruz. Ha, geceden alttan bekletecek. Alttan bardak koyuyoruz. İşte ama. Oradan içindeki etkin maddeyle. Hepsini emerek şeker onu çözmeyecektir tabii. Yani bal çözmeyecektir. Dolayısıyla bunun en güzel şekli biraz katı meyve sıkacağında yaklaşık olarak işte o turpun dörtte birini geçirirsiniz katı meyve sıkacağından bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı dolusu suyu çıkacaktır. Bir yemek kaşığı balla bunu karıştırın. Gidin gelin bir çay kaşığı ağzınıza alın ve onu yutmayın. Ağzınızda o salyayla kendisi akıp gidecektir. Sesim kısık diyenler için bulunmaz bir nimet ve akciğerdeki amfizem şikayetiniz varsa, üşütmeye bağlı bir öksürüğünüz varsa da onun da rahatlıkla geçmesinde büyük bir yardımcıdır. Ancak kuru öksürükte, geçmeyen öksürükte, inatçı öksürükte hocam, yani doktora gitmiş inatçı öksürüğü var. Hatminin yerini tutamaz. Hatmi çiçeğini? Hatmi çiçeğinin yerini dolduramaz. Ama hatmi çiçeğinden üstün tarafı şudur, ses kısıklığına karşı birebirdir. Harika, zaten 80-90 yaşına kadar yaşıyormuş. Şimdi efendim neden? Bakın. Anadolu insanı zaten uzun, sağlıklı bir ömre sahip. Fakat tohumlar değiştiği için doğal kalmadı. Tükettiğinizin %80'i eksik, içindekiler eksik. Dolayısıyla insanlar eksik besleniyor. Yani vücut istediği gıdaları tüketilenlerden alamıyor. Ama o yüzden o yörenin insanlarında işte bunlar hep doğal, açık alan tarımı yaptıkları için ne oluyor? Uzun evet. Sağlıklı bir yaşama ama sahip bütün oluyorlar. Amacımız bu hocam. Bütün programları bunun üzerine kurduk zaten. Bak evet. Biz toprağımızın kıymetini bilelim diye yapıyoruz. Toprağımızda yetişenin kıymetini bilelim diye yapıyoruz. Peki evet. Sinan başka neler var bize göstereceğin orada? Devam edeyim. Şimdi ilgimizi çeken turp çeşitleri aslında. Burada 3 çeşit turp görüyoruz. Bildiğimiz normal kırmızı, siyah ve beyaz turp. Şimdi göstereceğim size. Bu turbun dışı kırmızı ve içini açtığımızda içinin beyaz olduğunu görüyoruz. İçinin beyaz olduğunu görüyoruz. Diğer bir turbumuzun içi de şimdi arkadaşlarımız burada kesmişler kırmızı. Hocam bu turpların farkı birbirinden nedir? Buna karpuz turp da deniliyor çünkü. Efendim, Osmanlı turbu da diyorlarmış. Osmanlı turbu. Şimdi şöyle, yani ben hep aynı örneği severek veriyorum. Portakalın yafası var, bir de kan portakalı var. Kestiğinizde kan gibi kıpkırmızı çıkar. Dolayısıyla buradaki turbu da kestiğinizde içi kırmızı çıktığı için bak hep antosiyaninleri çok yüksek. Dolayısıyla içi kırmızı çıkıyor, karpuza benziyor diye oradan karpuz turpu. Halbuki o da turpun bir türü ama en güçlü olanı siyah turptur. Ondan sonraki kırmızı turptur. Yani dış kabuğu da kırmızı ama içi beyaz olan bizim bildiğimiz. Şimdi bakın burada kırmızı turp dedim ki yani kronik öksürüklerde ses kısıklığında siyah turp. Ancak trigliseritiniz mi yüksek? Kanda trigliserit ve kolesterol yüksek. Özellikle trigliseriti düşürmek istiyorsanız Sinan'ın elindeki kırmızı turp, içi yani, beyaz dışı kırmızı olan. Dışı kırmızı içi evet, beyaz. Bizim rendeleyin salatanızın içine bol bol bak o yüksek trigliseritiniz nasıl düşüyor. Niçin? Bakın trigliserit yüksek olduğu zaman 300, 400, 500 ne kadar yüksekse o kişi o kadar kalp krizi geçirme riski altındadır. Allah korusun tabii. İşte insanlar orada böyle doğal beslendikleri için 80-90 yaşına yaşıyorlar. Yani bu insanın kendi elinde. Biz her yemeğin yanına koyarız turp.
azıcık tuz, üzerine de limonu sıkarız. Salatanın yanında hem şekli itibariyle çok güzeldir, hem de kıtır 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 yeriz onu. Evet. En güzelini yapıyormuşuz. Biraz baharatlıdır tabii ama tabii, güzelce dışını yıkasınlar, onu ince kırmızı kabuğuyla tüketirlerse çok daha etkili. Birazdan onu da söyleyelim. Kan şekerimi düşüremiyorum diyenler ya da şeker hastalığı riski görüldü bende, olmak istemiyorum diyenler ekran başında kalsın. Çünkü hocamızın bir tarifi var. Onu da burada evet, sizlerle paylaşmış olacağız. Sinan, başka neler var orada? Bu insanlar kolay kolay hasta olmaz tabii. Maşallah. Hemen anlatacağım. Çok ilginç bir bilgi daha vermek istiyorum. Burada şimdi sevgili Serkan Bey'i de çağıracağım. Yine o da Bursa'nın yerlisi Osman Gazi'nin. Bu bir kekik değil mi? Evet, bu dağ keki. Çiçekli dağ keki. Evet, çiçekli dağ keki. Şimdi böyle bir özellik anlatacağım hocam. Dağ kekiğinin sizden tabii ki şifasını alacağız ama bu kekikten bir de bal yapılıyor bu yörede. Aynı zamanda Antalya'da. Antalya'da kekik balı yapılıyor. Acaba kekiğin balı olur mu ki, yapmışlar gerçi ama şifası nedir? Kekikteki şifalar bala geçer mi? Evet. Şimdi kekik için ben şunu söyleyeyim. Burada bakın, kekik balı diyorsanız, hı hı, hani arıcılar yaylalarda çıkartıyorlar ya şeyleri, kovanları. Hı hı. Kekiğin bol yetiştiği, yaban kekiğinin bol yetiştiği yöreye kovanınızı koyarsanız ne olur? Gayet güzel kekik balı elde edersiniz. Mis gibi de kekik kekik kokar. Ancak balın içerisine siz kekiği yerleştirirseniz, taze kekiği, yaban kekiğini, bir miktar kokusu o hazır bala geçiyor tabii. Yani onu söylemiş olayım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Safra kesemde taş var. Bu arada Sinan, çok teşekkür ediyoruz sana ve ekibimize. Bursa'da Osman Gazi ilçesinden canlı yayınımızı şimdilik noktalıyoruz. Çok keyifliydi gerçekten. Bu bağlantılardan çok şey öğreniyoruz. Safra kesesinde taşım var diyenler de ekran başında kalsın lütfen. Birazdan hocamdan onun da bilgisini alacağız. Ama ara vermem gerekiyormuş. Bol bol telefonlar geliyor. Hepsini bağlayacağız. Az sonra buradayız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Yani özellikle mercimek, başta mercimek, uzak durun, trombozit yükseltir. Yani ilacınızı aldığınız halde bazen trombozitinizi düşüremezsiniz. Bir, trombozit'i yükselten yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut, yani bu tür gıdalardan, işte kuru fasulye uzak duracaksınız trombozitinizin yükselmemesi için. Şimdi trombozitit bir de düşük olanlar var. Yani dolayısıyla orada yapılacak olan şey de yeşil mercimek çorbası tüketmeleridir. Şimdi, hı hı, ben kendisine şunu öneriyorum. Kırmızı turp var ya, kırmızı turp. Hı hı. Onu rendeleyip salatasına rendelesin. Bir de başta karaciğer yağlanması yazdı. Karaciğer, hı hı, yağlanmanız da mı var Hüseyin Bey? Hüseyin Bey, bizimle misiniz? Gitmiş olabilir. Evet. Karaciğer yağlanması kırmızı da turp, varsa. Kırmızı, evet, turp rendeleyeceksiniz. Rendeliyor. Bu yüksek olan trombozitinizin düşürülmesinde yardımcıdır. Aynı zamanda trigliseriti de, kolesterolü de düşürür. Peki. Evet. Şimdi beyin hücrelerini koruyan ve yenileyen bir kür önerelim izleyicilerimize. Sizden öğrendik ve eğer hazırlaması da kolay, yapalım. İzleyicilerimiz de belki yapmak, buyurun, denemek isterler. Özellikle okulların açıldığı gün. Allah hepsine sabır versin, kolaylık versin, ailelere de kolaylık versin. İlk gün herhalde atlattılar, darısı bütün günlerin başına. Peki beyin hücrelerini koruyan, özellikle işte Alzheimer gibi, ya da Parkinson gibi hastalıklar için. MS de buna dahil. Evet. Tamam. Ne koyalım hocam? Siz tarif ederseniz ben hazırlayayım. Şimdi ben onu yazdırmıştım. Hı hı. Söylemediler mi? Ben söyleyeyim o zaman. Evet. Şimdi iki tane tabak. Bak nerede? Hah, bakla. Bakla var mı, bakla? Bak Dani beni duymuyor. Dani'cim, ben şimdi bakla arıyorum. Eğer buraya koymadılarsa senin oraya koymuş olmalılar. Baya orada. Ha? Nerede? Ben niye görmüyorum baklayı ya? Nerede? Bakla, ben de bakıyorum. Hani hoca, ha şu şu şu. Yok canım, bu fasulye. Hayır. Bakla, hani bakla değil nerede? Bu. Kuru bakla demiştim. Evet. Tazesini bulamazsınız artık. Ha. Kuru bakla. Haşlayacak da hatta Dani onu. Haşlattırın demiştim. Ya bu baklaya benziyor gerçi de. Hayır o efendim. Beyaza girdi. Uzaktan yok, bu değil, yakından bu değil.
uzaktan yakından alakası yok. Gel göster Ali abi. Yani, nerede var? Baklayla. Hayır, ikimiz de biraz... bakıyoruz. Evet. Yeşildir ya bakla. Yeşildir. Peki. De kurusu kahverengidir. Bayanlar bilir bu ya. Bu fava yaptığımız bakla yok mu? Fava yaptığımız. Bu gösterdiğimiz mi? O değil işte Ali abi. Peki, şimdi baklayı siz biliyorsunuz. Hanım kızım, kandırmışlar sizi. Yani bunun ne alakası var baklayla? Yani bak, resmi de var orada işte. Bak, yeşil gösteriyor. Bakla yeşil mi o tazesi. Bu ama tazesi, bunun kurusu bunun da olur. Sarısı. Böyle evet, hafif daha. Peki, bakla, baklanız varsa baklaları bir kenarda tutun. Şimdi tarifini vereceğiz. Ama önce Manisa'ya gidelim. Ümmühan Hanım'ı bekletmeyelim. Ümmühan Hanımcığım, merhaba. Merhaba, iyi günler Zayda Hanım. İyi günler diliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ıma şükürler olsun. İyiyiz. Siz iyisiniz? İyiyiz elhamdülillah. Benim hocama bir sorum vardı. Buyurun. Buyurun. Ya hocam, benim adet düzensizliklerim var 3 yıldır filan. Şu anda 35 yaşındayım. Çocuk var mı? Evli misiniz? Evliyim. 2 çocuğum var, Allah bağışlarsa. Maşallah. Sağ olun. O yüzden şey, şimdi hormonlar, hani erken menopoz dediler bana. Şimdi evet, hani estradiolum şeyim, onları söyleyeyim isterseniz, ama benim tiroid rahatsızlığım da var ve göğüslerimde kitle var. Fibrokistiniz hani onlar, var. Evet, 16 ayda bir kontrol ediyorum. Şu anda çok şükür bir şey yok ama 6 ayda bir kontrolüm oluyor. Evet. Peki. Şimdi bakın, ben size birkaç bir şey önereceğim. Sırayla gideceğiz Ümmühan. 35 yaşındayım dediniz. Adet düzensizliğiniz var. Doktorunuza gittiğinizde erken menopoz demiş. Demek ki FSH hormonunuz yükseliyor. LH'la beraber estradiol, yani onun diğer adı E2, o da düşmeye başlamıştır. Şimdi burada yapacağınız şey, bakın en önemlisi memelerdeki fibrokistlerdir. Bu ağrı yapar, sertlik yapar, hassasiyet yapar. Onun mucizevi çözümü brokolidir. Hmm. Yani 200-250 gram brokoliyi ne yapacaksınız? 2 bardak suda 5 dakika kaynatıp suyunu içeceksiniz. 1 ay boyunca ve haşlanmış brokoli tanelerini de salatanızın içerisine ilave ederek tüketin 1 ay. Evelallah, bak o fibrokistler eğer hipoekoik kist ise tamamen yok olacaktır. Solid kitle ise ona bir şey diyemem. Ha, bu ağır, ama şu var, ağrılarınız, hassasiyetiniz ve memedeki sertlik de ortadan kalkacaktır. Bu önemli bir sorun. Sorununuz burada çok büyük oranda yardımcı olacak size. Gelelim adet düzensizliğinize. Burada yapacağınız şey testere dişli aslan pençesi. Günde 2 defa bunun çayını içeceksiniz. Ama siz önce 1 ay şu brokoli kürünü uygulayın. Arkasından günde 2 defa testere dişli aslan pençesi çayını içeceksiniz. Evet, bu da hormonlarınızın dengelenmesinde, erken menopoza girişleri de geciktiricidir ve hormonlarınızı da dengeleyecektir. Peki. En az 2 ay, 3 ay bunu düzenli uygulayın. Bir tutam testere dişli aslan pençesi, 5 dakika bir bardak suda kaynatıp suyunu içeceksiniz. Çok doktor kontrollerini hiçbir zaman ihmal etmiyorsunuz. Ben değerli izleyicilerimize ve stüdyodaki misafirlerimize tekrar hatırlatmayı uygun görüyorum. Ben bir tıp doktoru değilim, ben bir kimyacıyım. Bitkilerin kimyasını anlatıyorum. Ya hoca şu kürü önerdi, bende de şu varmış herhalde deyip herhalde ile bu işler olmaz. Bir doktordur teşhisi koyacak olan ve onun önerdiği ilaçları da ne yapacaksınız? Kesmeden önermiş olduğum kürü bir destekleyici ve bir yardımcı olarak uygulayacaksınız. Peki efendim, bu arada şunu hemen söyleyeyim. Beyin hücrelerini koruyan ve yenileyen kür demiştik ya. Bakla, bizim bildiğimiz bakla fava yaptığımız, güzelce haşlıyoruz, eziyoruz. Limon, evet, ve zeytinyağı. Bunu, evet, bol bol tüketiyoruz. Biraz da kekik ilave ederlerse, kekik,
çok daha iyi olur. Hem tadından yenmez hem de hayır, çok lezzetli. Hayır, yani soğan... tane olarak belki istemezlerse ne olur? İşte bir tatlı kaşığı kekiği yarım bardak suda kaynatsınlar. Bir yemek kaşığı oradan ılıdıktan sonra süzüp içine ilave edebilirler. Hocam kusurumuza bakmayın. Selnur daha böyle gencecik bir dünya güzeli bir hanım. Şimdi o da evliliğe hazırlanacak. Şimdi bugün pek... Hayırdır da bu işin evlilikle ne alakası var? Hayır, azıcık daha böyle bir maharetli olsun. Ne bileyim, kendimden, kişi kendinden bilir ya. Daha maharetli yani, olması lazım, zaman lazım. Biz önümüzdeki hafta... Ama bakla hatta diye Perşembe, kuru fasulye vermişler ya. İşte yani, yavrum benim, ben ne diyeyim sana Selnur, seni böyle şey yapmaya çalışıyorum ama yapacak bir şey de yok. Hayır, onu satan esnaf yani. Gitsin Selnur kuru fasulyeyi, satan esnafa. Ben bakla istedim, siz bana kuru fasulye verdiniz. Programda da beni utandırdılar desin. Yani Selnur'un bir kabahati yok. Kuru fasulyeyi tanımayabilir. Efendim bu biraz iri kuru fasulye olduğu için. Şunu göstereyim de neyi karıştırmış. Ama bir daha artık asla baklayı unutmaz tabii. Evet, kameraman biz, yaklaşırsa biz, rica edelim bak gösterin Allah aşkına bak, bakla yani. Bakla istemiş, Selnur'a bunu vermişler. O yavrum da bu bakla değil dememiş tabii, o da var da. Ama şimdi Perşembe'ye bunu bakla haline getiririz biz hocam, baklaya çeviririz. Tamam. Bu kürümüzü de burada yaparız. Ama hatırlatalım, bakla, limon, zeytinyağı, üzerine biraz da kekik atarsanız. Kekiği bulamıyorsanız eğer, evet, ne yapacaksınız? Yarım avokado. Yarım böyle avokado. Bursa şeftalisi gibi yumuşamış olacak. Şimdi, çekirdeğini çıkartıp onun ince yeşil kabuğunu soyacaklar. Ve bunu hep beraber fava dediğiniz yani, evet, haşlanmış baklayla onu güzelce karıştıracaklar. Biz onun içine dereotu da koyarız. Hatta soğan da üzerine koyarız ya da bazen içine. Yok, soğan olmaz. Gerek yok. Dereotunu da ilave etmesinler. Tamam. Ama bu söylediklerimiz yeterli olacaktır. Şimdi ben avokadoyla başka bir kür önermiştiniz. Onu yapacağım ama Arzu Hanım'a İzmir'e bir gidelim önce. Buyurun. Arzu Hanımcığım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Buyurun Arzu Hanım. Yeni yayın döneminiz kutlu olsun, çok evliliğiniz hayırlı olsun. Var olun, sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz misliyle dönsün size. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum hepinize. Amin, amin, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hocama da hayırlı günler, selamlar olsun. Sağ olun efendim, buyurun. Bizler için ayırdığı değerli vakti için Rabbim cennetinden güzel bir yer hediye etsin inşallah kendine. Ben hep dua ediyorum kendisi için. Sağ olun efendim. Amin, hepimiz. Hep beraber buyurun olsun. İnşallah. Benim Safrakesen'de 4-5 milimlik taşlarım var. 4 tane kadar. Doktorlar ameliyat diyorlar. Hmm. Ben ameliyat olmayı 3-4 aydır erteliyorum. Hocamın 40 kilit otu şeyin ve iğdeyi denemeye çalıştım ama bende adet düzensizlikleri yaptı. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Pankreatitim vardı. 8 yıl evvel pankreatit geçirdim. Doktorlar ameliyat diyorlar ama ben olmak istemiyorum. Evet. Hocamdan bunun için yardım istiyorum. Şimdi peki öncelikle geçmiş olsun. Bakın bu 4-5 milimlik taşlar risklidir. Şöyle risklidir. Doktorunuz neden ameliyat edelim diyor. Çünkü duktusa düşerse yani kanala düşerse orayı tıkama riski var. Tıkadığı zaman da bu sefer bilirubinleriniz yükselecek ve tabii idrar renginiz de çay rengini alacak ve daha sonra da bu birkaç bir hafta sonra filan da pankreatit yani pankreas iltihaplanmasına neden olur. İşte burada yani doktorunuza ben uymanızı tavsiye ederim. Çünkü madem ki 40 kilit bitkisi sizde adet düzensizliği yaptı. Kolay kolay yapmaz ama olabilir. Demek ben ki bunu dikkate alıyorum. Normalde 40 kilit bitkisinin böyle bir şeyi yok. Ama yaşınız kaç diye sorabilir miyim? Yaşınız kaç efendim? 45 yaşındayım. 45. Yani evet, belki hormonlarınıza bakıldı mı adetin 3. gününde? Onun için de erken menopoz dediler. Aslan pençesini 1,5-2 yıldır devam ediyorum ve memnunum. Rahatım evet, yani. Tamam. Yani menopozu geciktirir. Siz zaten yani 45 yaşında bayanlarda menopoz semptomları başlar. Ama aslan pençesi doğrudur. Hormonlarınızı dengelediği için
ne yapıyorsunuz? Düzenli adet görebiliyorsunuz ve menopozu da geciktiriyorsunuz. Şimdi benim size burada önerim, aslan pençesini kullandığınız için bu bitkiyi öneremeyeceğim. İğdeyi kaynatıp suyunu içeceksiniz. Fakat aslan pençesiyle aynı anda uygulayamazsınız. İğde safra kesesi taşlarında 5-6 tane iğdeyi ne yapacaksınız? Satın alırken ince kabuğunu bir açın. Üstündeki o kahverengi kabuğunu, bembeyaz olması lazım. Eğer sararmaya başlamışsa, gri renk almışsa veya kahverengileşmişse kullanmayın, faydası olmaz. Hı. Nitekim bak bu kahverengi. Evet, kahverengi, evet, bu olmaz. Raf ömrünü doldurmuş. Buna özen gösterin. İşte 5-6 tanesini kaynatıp bir bardak suda 7-8 dakika kaynatacaksınız. Safra kesesi taşı için iyidir. Ancak aslan pençesiyle beraber uygulayamazsınız. Bunu söylüyorum. Ha bir zararı mı olur? Hayır, bu defa aslan pençesinin etkisini yok edeceği için hormonlarınız tekrar yükselmeye başlayacak ve adetten kesilecek ve menopoza hızlı bir şekilde girmiş olacaksınız. Evet. Çok geçmiş olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Benim bunu açtığıma bakmayın, bunun kar gibi beyaz olması lazım aslında. Evet. Demek ki bunun mevsimi artık tamamlanmış. Efendim kokusu bile buraya geldi ama... Hı. Raf ömrünü doldurmuş durumda. Herhangi bir zararı olur mu? Neyin? Yani böyle bir iğdeyi tüketmenin yok. Tükettiğinizde ama... hayır, bir zararı yok da safra ama kesesi taşını eritmede maalesef şifa bulamazlar. Peki. Recep Bey merhaba. Gaziantep'e merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Recep Bey. Teşekkürler Zahide Hanım. Buyurun Şimdi efendim. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Buyurun, nedir şikayetiniz Recep Bey? Sayın Saraçoğlu, benim aşırı derecede çirkinliğim var. Evet. Mide ve bağırsaklarda olduğunu düşünüyorum. Bağırsak tembelliğinden olduğunu düşünüyorum. Peki kabızlık şikayetiniz var mı? Kabızlığım yoktur hocam. Evet, o zaman bağırsak tembelliğiniz yok da madem ki düzenli büyük abdestle çıktığınıza göre bağırsak Oradan o kanıya vardım. Tembellik olduğunu düşünüyorum. Düzenli değil yani, boşalamıyorum diye desem. Evet. Peki. Bakın şimdi günümüzde Recep Bey, insanların çoğu bu şişkinlikten şikayet ediyor. Evet. Hocam ne yesem şişiyorum. Evet. Sabah davul gibi şişiyorum davul diyor. Gibi karnım diyor. Evet. Yani sabah kalktığınızda şişkinliğiniz var, bağırsaklarınız gazla dolu. Yapacağınız şey şu, midede ülser veya gastrit şikayetiniz var mı? Şimdi hocam geçen yıl midemde ufak bir problem vardı. Hortum atıldı. Evet, endoskopi yani, yapıldı. Evet, ne çıktı? Yani o kadar da önemli bir şey yok dediler de. Evet. Bilmiyorum yani, yediklerime de çok dikkat ediyorum. Hatta bazen gün oluyor yemiyorum. Sırf bu şişkinlik etsin diye. Sırf şişkinlikten dolayı ya, tabii. Ama ne çile bu, hem karnı aç insanın. Şimdi efendim tabii ki Recep Bey öyle bir yöreden telefon açtı ki Gaziantep. Evet. Mutfağı çok meşhur. Yani yemek çeşitleri çok zengin. Şimdi Recep Bey bazı şeylere dikkat edeceksiniz. Sabah kalktığınızda aç karna yarım bardak suya 1,5 yemek kaşığı veya bilemediniz 2 yemek kaşığı taze limon suyu sıkıp içeceksiniz. Bu evde biraz dolaşın, bağırsaklardaki gazınızın dışarı çıkmasında çok büyük oranda yardımcı olacaktır. Bu bir. Eğer midenize bir şikayetinizi artırıyorsa o zaman bunu ne zaman içeceksiniz? Şişkinlik hissettiğinizde yemek yedikten sonra bu şişkinliğin üzerine yarım bardak suya 2 yemek kaşığı en fazla taze limonu sıkıp içeceksiniz. Yani bu şişkinliğinizi alacaktır. Bu küçük onun limon, tamamını yarısını, sıkabilirsiniz. Tamamını, evet. Tamam. 2 yemek kaşığı ancak çıkar. Yani çekirdekleri de içine düşsün. Önemli düşsün değil Zahide Hanım. Tamam. İçerken dudaklarının arasında süzerek içer. Bir başka şeye dikkat edeceksiniz. Kızartmalardan kesinlikle uzak duracaksınız. Kızartma yemeğin yok üzerine meyve ve tatlı tüketmeyeceksiniz.
yemekten en erken 2 saat sonra tatlı veya meyvenizi tüketebilirsiniz. Ve mümkün olduğu kadar yakışıklı meyvelerden uzak durun. Onların hepsi şişkinlik yapıyor. Normalde doğal bir elma ne yapar? Hem gazı alır, hem şişkinliği alır, hem de bağırsakların peristaltik hareketlerini tetikler. Ama günümüzdeki meyveler maalesef yediğiniz zaman şişkinlik yapıyor. Buna özen gösterin. Bir de öğleden sonra ve akşam mutlaka bir bardak melissa çayı içeceksiniz. Limon melissa. Burada gösterebilirsiniz de. Evet, limon melissa. Limonlu limonlu kokar o. Yani üzerine limon sıkmıyorsunuz. Bitkinin kendisinin kokusudur o. İşte bir tutam 5-6 gram bir bardak suda 5 dakika kaynatın. Ilımasını beklemeyin, sıcakken süzün, ılıdıktan sonra yudum yudum için. Hem gazınızın alınmasında büyük oranda yardımcıdır. Değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Yemeğin üzerine meyve tüketilmez. Tek bir meyve vardır. Yemeğin hemen üzerine tüketebileceğiniz, o da burada sağ tarafınızda gördüm, taze üzümdür. Taze üzüm doğrudan yemeğin üzerine tüketebilirsiniz. Çünkü çok güçlü silagog etkisi vardır. Nedir silagog? Ağzınıza bir tane üzümü alıp çiğnediğinizde onu yutarsınız, sonra yutkunmaya başlarsınız. Ne olur? Salya üretmeye başlıyor. Salya ne kadar çok üretilirse sindiriminiz de o kadar kolay olacaktır. İşte taze üzüm, taze üzüm kırmızısı veya beyazı şişkinlik yapmaz, gaz yapmaz. Bunu söyleyelim. İçin eğer çekirdekli ise de çekirdeğini de mutlaka çiğneyin. Limon melisa, limon bir melisa, bardak sıcak su, evet. Ve demliyoruz. Limon kokacak, limon melisa limonlu, olduğu limonlu belli olacak. Kokar, evet. 5 dakika beklesin. Ondan sonra ılıdıktan, yani ılımasını bu şekilde yaparsanız ılımasını bekleteceksiniz. Ilıdıktan sonra içeceksiniz. Eğer kaynatıyorsanız 5 dakika kısık ateşte kaynatın ama ılımasını beklemeden süzüp ondan sonra ılımasını bekleyin. Yani bitki içinde beklemeyecek. Peki, kaynarken. Sabah kalktım, karnım davul gibi, 9 aylık hamile gibi dolaşıyorum Zahidem diye çok telefon geliyor. Bu limon melisa çayını demledim, içtim. Evet. Sabah bir eğer limonlu suyu içemiyorlarsa. Ha, ondan önce limonlu su mu var? Evet, bu daha önce limonlu su. Aç karna öğleden evvel ve öğleden sonra da birer bardak melisa çayı içsinler. Peki. Antalya'ya götürüyor bir izleyicimiz beni. Bizi. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar, iyi günler. Çok teşekkürler. İyi buyurun günler efendim. Hocama sorun vardı benim. Hay hay, buyurun. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler. Ben şu anda 27 yaşındayım. Ben de çocukluğumdan beri Turner sendromu rahatsızlığı vardı. Ne sendromu? Diye de geçiyor. Bir şey semptomu mu dediniz? Bir belirtiden sendrom mi bahsediyorsunuz? Sendromu. Ne sendromu var dediniz? Turner sendromu. Ali abi bir duyup bize yazar mısın? Tam ne sendromu var ben de anlamadım. Turner. Peki. Bir dakika sesinizi alsın arkadaşlarımız. Bir duysunlar, yazsın Ali abi bize. Ha, büyüme bozukluğunuz büyüme var. Büyüme bozukluğum var. Tamam. Şu an boyunuz kaç? 1.48 civarlarında. Evet, ha. Turner mozaik. Tamam. Evet, evet. Turner mozaik. Tamam. Şu anda ben evliyim. Bu rahatsızlığından dolayı çocuk olmama riski az. Onun için bir kür isteyecektim. Tamam. İnşallah. Var mı hocam? Şimdi, evet. Çaremiz. Yani ben kür önereceğim de bu Turner mozaik sendromu için herhangi bir kür öneremiyorum. Bir defa onu söyleyeyim. Ona ilmimiz yetmiyor. Şimdi çocuk sahibi olmak istiyorsanız düzenli adet görüyor musunuz? Bizimle misiniz? Ah gitmiş. Peki düzenli adet görmüyorsa? İşte bunları bilmek lazım. Yani 27 yaşında evli ve çocuk sahibi olmak istiyor. Tabii. Burada büyüme hormonları ne durumda filan. Her peki, neyse yani yarım bilgi evet vermekten Allah'a sığınırım.
o şeylerini söylesin. Ona göre yardımcı olup olamayacağımı söyleyeceğim. Düzensizmiş hocam. Efendim? Düzensizmiş. Adette düzensiz. Pekala. Şimdi burada yapacağı şey iki şey var. Biliyorsunuz bir soğan kürü öneriyoruz. Günde iki defa 15 gün. Arkasından da testere dişli aslan pençesi. Önce soğan yani kürü yani şeyi de sonra... bilmek lazım. Adet düzensizliği için doktoru ilaç verdi mi? Yani verdiyse onu da kesmesin. Bu kürü destekleyici olarak beraberinde kullansın. Yalnız büyümedeki yani büyüme hormonuyla ilgili sorunu var ise yumurta gelişimi içinde daha sonra orada problemi var mı? Soramadım ki kadıncağıza. Bizimle ya, beraber mi gitti mi? Hay Allah bunları neyse, da soraydık iyiydi peki. Yani önümüzdeki hafta şey yapalım. Şimdi, tekrar bağlayalım. Yani incir kürü uygulasın mı uygulamasın mı onun için... Peki. Evet. Ben şimdi avokadoyu minik minik ezdim. Bir krema kıvamına geldi. Limonum ve kekiğim burada. Birazdan size yepyeni bir kürü yapacağız. Hocam anlatacak, ben yapacağım. Ama merak ediyorum balıklar ne durumda? Hocam onların buraya gelmesi zor. Biz oraya gidelim mi? Peki. Teşrif eder misiniz? İstanbul'dan. Buyurun. Peki bu balıklarımızı, üç farklı balığımızı da artık balık mevsimi açıldı. Üç farklı balığımızı da fırınladık. Siz bize lütfen burada anlatın hocam. Ben şey, sizin hazırladığı balık burada açıldı. Maşallah. Hı. Yani bu da muazzam hazırlamışsın. 4 kişi filan doyar. 5 kişi kaç değil kişi? Mi? Tabii ki de, tabii ki de. 1, 2, 3 yani. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 5'e bile yeter fazlasıyla. Peki. Şimdi şu siyahları ben görüyorum ama bunları bizim için... Ben şey, kusura bakma doktor bu bey. Bu derisini kaldırabilir misiniz? Tabii ki de, ben sizin zaten yaptı. Evet. Bak kameraman da bunu yakın çekerse burada önünde. Süper. Bak çok güzel eti var. Şimdi gördük. Evet. Evet. Bu ortada görüyorsunuz. Siyah eti var. Burada biraz kahverengi gibi gözüküyor. Evet, özellikle onu tüketecekler. Balık sevmiyorsa sadece orasını tüketsin gene olur. İlla balığın tamamını. Özellikle kız çocukları pek sevmiyorlar balık, ne hikmetse. Evet, sadece ortadaki siyah etini tüketecekler. Haftada 3 kez. Evel Allah, o uzamayan boy bakın nasıl uzayacak. Çocuklarınız 7, 8, 9, 12 yaşında. Evet, bunda maşallah yani. Bunda yani bir aylık şey var. Maşallah. 4 haftalık siyah eti var görüyorsunuz burada. O siyah etini bize şöyle bir çıkartabilir misin özellikle? Ha. Evet. İçini de görelim, evet. Evet. Bayağı. Muhteşem. Şu beyazı değil gayet de, güzel siyahını pişirmişsiniz şey Dani. Şefimize. Çok güzel, bayağı çok güzel. Ben biraz şey zeytinyağı koydu doktor bey, kusura bakma. Yok, zeytinyağı koyabilirsiniz, problem yok. Peki bu balıklar hangi balıklar? Torik? Evet. Bu torik. Uskumru ve palamut. Uskumru ve palamut. Evet. Bir de kefal balığı var. Bu dört balığın sırt kısmında siyah eti var. Uskumru bulamazsa torik, torik bulamazsa palamut. Bunların hiçbirini bulamazsa kefal. Ama ne yapsınlar? Bunları balıkçıdan aldıklarında, çünkü düzenli uygulanması lazım bu kürün. Ne yapacaklar? Temizlettirip derin dondurucuya porsiyon halinde koysunlar. 150-200 gram balık yetecektir haftada 3 kez. Haftada 3 kez. Haftada 3 kez. Bir şey soracağım. Çocukların büyüme atakları var biliyoruz. Evet. 12-13 yaşına kadar da devam ediyor. Hatta bir anda bir bakıyorsunuz çocuk boy atmış. Aa, bu bizim Recep İnoğlu değil miydi diyorsun. Çocuk çoktan uçmuş gitmiş, boy atmış. Bu aralarda yedirmek mi daha doğru, yoksa her hayır, yaşta düzenli, yenilebilir mi? Düzenli. 21 yaşa kadar bu mümkün. Tabii şimdi 12 yaşından 13 yaşına gelirken bu balık takviyesiyle, balıkların siyah eti takviyesiyle atıyorum yılda 4 santim uzuyorsa, yani 20 yaşındaki bir insan 21 yaşına kadar bir yıl bunu uyguladığında maksimum yarım santim veya 1 santim uzar. Ha, 1,5 santim uzayanlar da var, bir şey diyemem. Çünkü her insanın genetik yapısı farklı. Farklı farklı. Peki siz buradayken siz hiç kıpırdamayın ne olur, ben hemen geliyorum. Şimdi bu beyni çalıştıran, özellikle Alzheimer olma riski olan, hepimizde var gerçi öyle diyorum da, şu avokadoyu, limonumu
Bir de seni alayım, hemen getiriyorum bunları. Evet. Mutfağım Dünya Sağlık Teşkilatı ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor hocam? Yani 20 yıl içerisinde yani bıçak. En geç 20 yıl sonra şu an kanser birinci sırada. Aha. Daha sonra biliyorsunuz ikinci sırada olan kardiyovasküler yani kalp damar rahatsızlıkları. İşte üçüncü sırada enfeksiyon hastalıkları. Ne bereketli çekmeceniz varmış burada. Yok yok yani. Orada yok yok, yok hocam da küçük bir bıçak evet. Bulamadım kendime. Şimdi beyin hastalıkları, Alzheimer, Parkinson, işte MS'dir, ALS'dir, işte migren de bir beyin rahatsızlığıdır. Bunun gibi birçok rahatsızlık, beyin rahatsızlığı yani 20 yıl sonra bütün bu hastalıkların önüne geçecek. Yani birinci sıraya beyin hastalıkları yerleşecek. Siz ondan hep akıl sağlığı diliyorsunuz bize haklı evet. olarak. Çünkü insanlar doğal beslenmeden, doğal ürünleri tüketmekten uzaklaştırırlar. Hep hazır gıdaları tüketiyorlar. O gün size anlatmıştım yani bir kahve içiyoruz. Hı hı. Bir stüdyoda oraya şey koydular. Ekmek kırıntısı vardı. Hı hı. Koydu geldi karıncalar onu yedi. Hı hı. Sonra eşi gitti oraya. Hazır kekler var ya içinde kimyasal. Onu koydular, karıncalar alıp götürmediler. Yani o keke karıncalar bakmadı. Tabii düşünün. Onu hayvan yemiyor yani. Karınca yemiyor. Bu kadar duyarlı. Eskiden bilirsiniz karıncaların boyu küçücük. Kendi boylarının 4-5 katı ayçiçeğinin kabuklarını yuvalarına taşırken görürsünüz. Evet. Eğer bunlar hibritler ise, değiştirilmiş ise karıncalar onları da yuvalarına taşımıyorlar. Yani şimdi, onlar bizden akıllı. Tabii. Enteresandır. Ben 1,5 gün, daha doğrusu 2 gün mutfağa girmemiştim. Birazcık doğal domatesimden kalmış. Nasıl götürmüşlerdi kabukları. Bunu hocam? Karınca, hayır, karınca değil. Ne yemiş? Sinek. Bu küçük sinekler var ya, sirkenin üstünde falan oluşur. Evet. O küçük öves taze sinekler, olanı. Aman ya Rabbim, mutfak kaynıyor, hiç rahatsız olmadım ama ben. O kadar çok sevindim ki, şimdi tazesini o bir domateslerden alıyorsunuz, hibrit kesin bırakın domatesi orada, hiç bana mısın demiyorlar, yok zaten sinek oluşmuyor. Peki. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Avokado, limon ve biraz da kekik, kekik. Biraz evet. da kekik ilave edeyim. Bu kürü. Bu yeterli midir hocam? Biraz daha mı? Birazcık daha. Biraz evet. daha. Karıştırdınız ve bunu tüketiyorsunuz. Yani beyin sağlığınız için unutmayın beynin %60'ı nedir? Yağdan oluşuyor. Dolayısıyla beyni en iyi ne yapacaksınız? Doğal yağlarla, özellikle doymamış yağ oranı yüksek olan gıdalarla tüketeceksiniz. Kızartmalardan uzak duracaksınız. Yani beynin can düşmanıdır. Bu, sonra bunlar evet. en genel bilgiler tabii hepimiz evet, için. Evet. Bir şey doktor bey, bu yapıyorlar ama kahvaltı Kazakistan yok Kazakistan değil Kavkazan tarafta. Kafkas tarafında. Yapıyorlar değil mi? Evet. Evet. Yalnız bak Dani, bana doktor bey diyorsun ya. Ben yanlış tıp doktoru değilim, kimya doktoruyum. Yani kimya profesörüyüm. Tıp doktoru değilim. Yani muayene eden, reçete yazan, hasta kontrol eden, muayene eden biri değilim. Çünkü değerli izleyicilerimize algı hatası biliyorlar, oluşmasın. Biliyorlar zaten biz ders seferinde evet. söylüyoruz. Şimdi Dani'den bunu tatmasını rica ediyorum. Valla. Şey, teşekkür ederim. Ellerine sağlık, çok güzel gözüküyor. Bu kadar basit bir şey. Hı. Lezzeti nasıl? No, güzel. No, hayırla mı başladın? No, hepten düşünüyorlar, güzel değilim. No, hakikaten güzel. Zaten bizde mutfak avokado. İnanılmaz kullanıyoruz salata için. Hep böyle, hep şey pişmemiş. Evet, bu beynin böyle. Beynin kiyavesi. Benim? Kiyavesi. Beyin için kiyave. Benim için kiyave. Beyin için. Tamam, zaten çalışıyorum. Zaten Allah aşkına çalışıyorum. Kiyavenin ne olduğunu sor ona. Kiyave ne demek? Kiyave,
Ya bir şey, anahtar. Bravo. Ha, beynin anahtarı. Beynin, evet. Ama tatil süper yani, süper. Evet. O, inanılmaz güzel yani. Herkesi bilmiyor, biraz korkuyorlar. Çünkü yabancı, inanılmaz güzel bir tadı. Bizim programdan sonra bilmiyorum korkuyorlar mı, sadece daha ucuz olmasını diliyorum. Daha çok mutfağa girsin, çoluk çocuk daha çok tüketsin diliyorum. Telefonumuz varsa bu arada telefonu bağlayalım, burada konuşmaya devam edelim. Bunun hocam... Ben şeyi gördüm. Özellikle kayınvalidemde görmüştüm. Aynı bu şekilde bunu macun gibi yaptı. Ekmeğin üzerine sürdü tereyağı niyetine. Bak bu zaten çok yağlı. Tereyağı niyetine sürdü. Üzerine de bal. Tabii balla da olur. Ben orada öğrendim ilk defa. Şimdi bakın. Beyin hücrelerinin %60'ı yağdır. Peki beynin yakıtı nedir? Şekerdir. Yani beyin çalışırken şekeri çok kullanır. Dolayısıyla işte burada kompleks şekerleri özellikle tüketmemiz lazım. Ne o böyle sentetik şekerlerden, işte yapay tatlandırıcılardan uzak duracaksınız. Meyvelerde var, sebzelerde var. Tabii bütün meyvelerin içerisinde kompleks şekerler var. Bugün ilk defa sizden yeni bir şey öğrendim. Beynin yakıtı, unutmayın, beynin yakıtı şekerdir. Şeker. Ama en sağlıklı şeker de nedir? Kompleks şekerlerdir. Yemekten sonra meyve yemeyin demiştiniz. Ben de özellikle dikkat ediyorum. Hemen üstüne yenilmemesi lazım. Ama üzümü yiyebiliriz yani. Tabii. Peki mesela benim gibi kilosuna dikkat etmeye çalışıp da ara sıra alıp da tekrar verenler için. Millet şey yapar, strese girer kilo verir. Ben de strese girince tam tersi kilo alıyorum ama Allah'tan çabuk veriyorum sonrası. Program bitti mi? Yazıları şimdi görüyorum. Ne ara bitirdik? Hayda. Peki. Size hayır de öyle olsun. Geldi mi? Hayır olsun da bugün erkenden bitiverdi gibi geldi. Evet. Şimdi şeye biz arrivederci diyoruz. Arrivederci. Daha saygın vedalaşmak, İtalyanlar arrivederci demez, arrivederla. Aynen öyle. Doğru, biraz daha yüksek yani saygın bir şekilde. Siz bana şimdiden söyleyin ne yaptırayım ben Dani'ye? Her hafta size bir tane İtalyanca kelime öğretsin. Kekik nedir, domates nedir, soğan nedir? Çok güzeldir İtalyanca, çok güzel bir lisan. O kadar hızlı konuşuyorlar ki. Niye bunlar, Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz bunlar hocam? Bunlar pronto dedi miydi tamam. Pronto. Niye Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz? Nasıl geldi buraya? Eşi Türk. Bravo. Aşk getirmiş onu buraya. Evet ne kadar güzel. Aynen öyle hocam. Aşk şimdi koskoca programın aşçısı olmayı da olsun. Nasip etti. Olsun. Peki sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz efendim size. Çok teşekkür ediyoruz Engin bilginizden. Bugün birkaç damla daha ancak alabildik. Perşembe günü inşallah... Tekrar beraberiz. İnşallah. Bir aksilik olmazsa. Sağlık, sıhhat, afiyet sizinle olsun. Yarın Sait Hatipoğlu bizimle olacak. Yanlış hatırlamıyorsam bekleyenler var. Bana özellikle soranlar var. Yarın görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun efendim.